Değerli arkadaşlarım, son yaşanan terör saldırılarıyla ilgili biliyorsunuz birkaç haftadır basında değişik noktalarda çeşitli ihbar niteliği taşıyan haberler, duyumlar yer aldı. Böylesi hassas koşullarda basında bile yer bulan olası terör girişimleri ve bunlarla ilgili bu iddialar istihbarat göreviyle ve güvenlik göreviyle ilgili sorumluların maalesef yeterli önlemleri almadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Ortada ağır bir görev ihmalinin olduğu açıktır. Bu ihmalin sorumluları mutlaka kovuşturulmalı ve cezalandırılmalıdır, açıklanmalıdır. Orta Doğu'da, özellikle de Suriye'de sürmekte olan çeşitli radikal grupların yarattığı iç savaş karşısında Türkiye'nin izlediği ülke ve bölge huzurunu sıkıntıya sokan dış politika tercihlerindeki yanlışları anımsayacaksınız, sürekli ifadeye de geldik. Günümüz politik gerçeklerinin dışında saplantılara ve retro hayallere dayalı Türkiye'nin bugünkü tutumu maalesef bugün ihtimam gösterilen bazı radikal grupların Türkiye'ye terörü bulaştırmasına neden olmuştur. Sınır güvenliğinin bilinçli şekilde ortadan kaldırılması, bu gruplara sunulduğu belgelenen lojistik destek iddiaları bugün Türkiye topraklarını terörün hedefi haline getirmiştir. Türkiye kendi sınırlarının yanı başında radikal grupların cesaretlendirilip cirit attıkları yeni bir peşaver coğrafyası oluşmasına seyirci kalmıştır. Hatta tavırlarıyla bunu kolaylaştırmıştır. Gerekçesi ne olursa olsun, komşu bir ülkenin hükümetini yıkmak amaçlı silahlı gruplara Türkiye topraklarında serbestçe çalışma olanağı verilmesini siyasi ve hukuki açıdan savunmak asla mümkün değildir. Şu anda Türkiye topraklarını, insanlarını hedef alma noktasına gelen terör saldırılarına karşı ortak tavır alınmalıdır çağrısı var biliyorsunuz. Ancak bunun ilk koşulluğunu da hatırlatmak gerekiyor. Şu ana kadar inatla sürdürülen yanlış dış politika tercihlerinden derhal vazgeçilmesi gereğidir. Bu temel sorunların geçici, tek pencereli bir hükümet yapısı ile çözülebilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Kişisel tercihler, saplantılar ve hayallere dayalı tutum ve politikalar yerini ülkenin çıkarlarının öne alındığı, akılcı, gerçekçi, dünya ve bölge dengelerinin gözetileceği politikalara dönüştürmek gereklidir. Umarım bu son musibetten çıkartılan dersler, daha önce Cilvegözü, Gaziantep, Reyhanlı, Niğde olaylarında yaşananlara benzemez. Çıkartılan ciddi sonuçlar, demin de vurguladığım gibi, Türkiye'nin bu karmaşa içerisindeki dış politika tercihlerini gözden geçirmesine aracı olur ve gerçekçi, ülkenin çıkarlarının öne alındığı bir dış politikanın Türkiye'nin sahiplendiği bir sürece Türkiye'yi sokma umudunu dile getirmiş oluyorum.